Herkese merhaba ben Hasan. Bugün sizlerle birlikte yeni başlayan, uzun bir süredir oyunu oynayan kişilerin aklına takılan, yapsam mı, yapmasam mı dedikleri ikinci KVK'ya tekrardan dönmek üzerine konuşacağız. Biliyorsunuz ki artık 78 milyonluk bir hesaba sahibim fakat şu anda o hesapta değilim. Çünkü bu hesabı da aktif olarak oynayacak ve şu anda gelmiş olan yeni KVK etkinliğini oynayacağım. Yani yenilmez ittifakı oynayacağım. Bu hesapta savaşacağız. Yine Sikipo ve Luis'e çıkacağım. İkinci kıta olarak da mühendislik yapıyorum şu anda. Margaret ve Gonzalo oynayacağım. Fakat bugünkü konumuz bu değil. Geçtiğimiz günlerde 78 milyonluk hesap geldiğinde bana KVK2'ye dön, çok güzel eğlenirsin, muazzam içerikler çıkarırsın dediler. Evet, doğru full kıtalarla meydana çıkıp güzel ekipmanlarla vesairelerle saldırdığımız zaman muazzam raporlar alacağız. Bunda herkes zaten en fikir. Fakat şöyle bir durum var. Arkadaşlar eğer siz KKK'ye dönmek istiyorsanız çantanızda çok iyi bir kaynağınız olması lazım. Şu anda bu çok iyi bir kaynak diyerek göstermiyorum. Bunu söyleyeyim başta. Çok iyi kaynağınız, güzel bir hızlandırmanızın vesaire olması gerekiyor. Tabi bu hesapta hızlandırma yok. Sadece örnek olarak gösteriyorum. Ek olarak KVKK'ye dönmüş ve bu videoyu izleyen arkadaşlarımıza varsa lütfen yorumlarda KVKK'ye döndükten sonra artılarını ve eksilerini yorumlara yazsın. Böylelikle KVK'ye dönmeyi düşünen arkadaşlar da yorumları okur, ona göre bir karar verir. Şimdi arkadaşlar, fetih sezonlarında KVK 3'ten sonra artık fetih sezonuna giriyorsunuz ve fetih sezonlarının ardı arkası kesilmiyor. Hatta size şöyle gösterebilirim. çünkü fetih sezonlarında birden fazla senaryo mevcut. Bu senaryonun hepsinin haritası farklı. Mesela Orleans kuşatmasında ortaya aldığınız zaman size oyun saldırıyor. Yani oyundaki botlar saldırıyor gibi gibi birçok senaryo mevcut. Ve bu senaryolarında her KVK'da olduğu gibi sağ üstte KVK menüsüne girdiğinizde bireysel ödüller vesaireler topluyorsunuz. Bu zaten alışık olduğumuz bir durum. Fakat geçtiğimiz aylarda fetiş sezonundan KVK 2'ye çok büyük bir göç olduğundan dolayı oyun şöyle bir güncelleme yaptı. Buradaki ödülleri arttırdı. Ek olarak bazı etkinlikleri arttırdı ve değiştirdi. Mesela bu etkinliklerin başında ...birlik mücadelesi geliyor. Hani bu var ya sağ üstte yine giriyorsunuz... ...görev seçiyorsunuz... ...işte oradan bir görev alıyorsunuz... ...sonra klanınız hangi seviyeye eriştiyse... ...ona göre ödül alıyorsunuz. Öyle bir etkinliğimiz vardı. Adını tam olarak hatırlamıyorum. Birlik seferverliği mi, mücadelesi mi bir şeydi. Mesela o sadece bir KVK etkinliğiydi... ...fakat artık neredeyse her yerde... ...KVK 1'de bile bunu yapabiliyorsunuz. Bildiğim kadarıyla Lilith free to play oyuncuların da oyuna bağlanması için hani az da olsa bu tarz güncellemeler yapıyor. Sürekli olarak bir şeyler değişiyor oyunda arkadaşlar farkındasınızdır. Mesela aranızda muhakkak vardır KVK'sı atıyorum ayın 15'inde başlayacakken ayın 10'unda başlayan ya da 15'inde başlayacakken 17'sinde başlayan birçok arkadaşımız olmuştur. Biz hatta bunu yaşadık. Şimdi şöyle bir durum var. Artık fetih sezonunda ödüller arttı arkadaşlar. Mesela burada bir fetih dükkanı vardı. Eskiden mesela burası. Şuradaki mevcut miktar sadece birmiş. Yani bir kere alabiliyormuşsunuz zeval yüzüğünü. Bunu ne kadar doğru bilmiyorum. Bana söylenen bu. Fakat artık bu miktar 2, 3 bilmiyorum nasıl değişiyor. Onu nasıl hesaplıyorlar onunla ilgili net bir bilgim yok. Yani anlayacağınız fetih sezonundaki özellikle fetih sezonundaki ödüller arttırıldı. Mesela şurada görmüş olduğunuz fetih sikkesi var. Normalde bu fetih sikkesini yine bana söylenene göre fetih sezonları başına 3 tane 2 tane alabiliyormuşsun. Fakat buraya geldiğimizde bireysel ödüllerden aşağı doğru inmeye başladığımızda arkadaşlar bakın burada bir adet fetih sikkesi görüyoruz. Burada bir adet daha görüyoruz. Etti 2, 3. Biraz daha aşağı iniyoruz. Daha fazla yoktur diye düşünüyorum. Evet 3 tane fetih sikkesini orada saydık. Fetih ödülleri kısmına geldik. Bakın yine gördüğünüz gibi burada 4 oldu. 5 oldu. 6 oldu. Arkadaşlar yani anlayacağınız fetih sikkesini veyahut da fetih sezonundaki ödüller arttırıldı. Şimdi KVK 2'ye dönmek demek arkadaşlar sizin için evet çok güzel bir şey. Gelişiyorsun, ekipmanını üretiyorsun ve KVK 2'ye dönüyorsun. 600 günlük, 700 günlük, 1000 bilmem kaç günlük bir hesapla 200 günlük oyuncularla savaşıyorsun. Evet eğlenceli bir durum. 200 günlük oyuncular için eğlenceli bir durum değil. Fakat şöyle bir durum var. Şimdi sizden beklenti de yüksek olacaktır. Mesela sizin 80 milyon gücünüz var. T5'siniz. Beklenti sizden çok fazla olacaktır arkadaşlar. Hatta bunları anlatırken Ceroli de deneyelim. Eğer yapabilirsem Ceroli etkinliğini de aradan çıkartayım bu hesabın. Beklenti yüksek olduğu için siz çantanızı harcamak durumunda kalacaksınız. Eğer çantanızda güzel bir birikim yoksa ne yapacaksınız? kaynak isteyeceksiniz insanlardan ya da ne bileyim oyun kurallarına göre illegal olan bir şekilde kaynak satın alacaksınız. Ha, bunu önerir miyim bilmiyorum. Bununla ilgili otomatik bir sistem var. Dikkat edin bu konuya da. Fakat KVK 2'ye dönmek dediğim gibi oyun zevki için ne bileyim bir YouTube kanalının videoları için evet eşsiz bir şey. Fakat KVK 2'ye dönersen bana çok fazla kişi bunu söyledi. KVK 2'ye dönersen o 78 milyonluk hesabı çöp edersin dediler. Ben de zaten o konudan dolayı da biraz ürktüm. Şimdi bir de şöyle de bir durum var arkadaşlar. KVK 2'ye dönmek bildiğim kadarıyla belli bir miktar içeriyor. Yani siz 10 kere 20 kere KVK 2'ye geri dönemiyorsunuz. Bildiğim kadarıyla sadece 3 ya da 4 defa KVK 2'ye geri dönebiliyorsunuz. Şimdi ne oluyor burada? Benim size tavsiyem nedir? KVK 3'e geldiniz. Benim dişinizi sıkmak dediğim olayı yaptınız. Ve güzel bir şekilde hesabınızı kastınız. Ekipmanlarınızı aldınız. Bilmem neyinizi dizdiniz. Çantanızı doldurdunuz. Artık oyundan zevk almak istiyorum. Eğlenmek istiyorum dediniz. O zaman bir KVK'ye dönebilirsiniz keyfine. Ama KVK 1 e oynayıp, KVK 2'yi oynayıp tekrardan KVK 2'ye dönmenizin açıkçası pek fazla bir mantığı bence yok arkadaşlar mümkünse fetih sezonuna doğru ilerleyin. Çünkü artık oyun fetih sezonuna doğru ilerliyor. Yeni fetih sezonu etkinlikleri geliyor, onlar geliyor, bunlar geliyor derken bu arada yeteneğimi de yanlış almışım. İşte o etkinlikler geliyor derken zaten hesaplarınızı dolduruyorsunuz. Biraz sonra da fetih sezonuna özel bir etkinlik yapacağız. Bu etkinlik sayesinde de göreceksiniz ki komutanları ne kadar kolay kasabiliyorsunuz, ne kadar kolay bir şekilde toplayabiliyorsunuz. O etkinlikten Alex'e toplayabilirsin, KVK'de kullanacağın Saladin'de toplayabilirsin. Ama evet kötü bir ana denk geldik bu arada. Neyse hemen bozduk şeyi. Ama yine de fetih sezonunda hesabını geliştirirsin. Öyle bir durum var. Yani benim size naizade tavsiyem oyuna yeni başlayan bir oyuncuysanız KVK 1, 2, 3, 4 en azından bir beşi görün. Sonra bir bakın hesabınız ne durumda. KVK'ları kazanmanıza göre ne dizdiniz, nasıl ekipmanlarınız oldu bir inceleyin bir bakın. Ona göre hareket edin. Çünkü dediğim gibi KVK2'den sonra 3'e girip 3'ten 2'ye gitmenin ya da KVK2 bittikten sonra 2'ye tekrardan gitmenin pek fazla bir mantığı yok. Ha Minamoto fulllemişsindir. Ben bunu kullanmak istiyorum demişsindir ona bir şey diyemem. Ama Minamoto fulllememişsindir. Ekipmanın yoktur. Komutanın yoktur. Hiçbir şeyin yoktur. O zaman gitme. Zaten Alex'e de kafa harcamanızı ben tavsiye etmiyorum. Hala tavsiye etmiyorum. Yani balinasındır. Kıtan yoktur çıkacak. O zaman bir Alexi düşünebilirsin ama yani Fetiş sezonunda özellikle KVK 3'le gelen komutanlar, açılan komutanlar mesela Skipo gibi, Luce gibi, Gorgo gibi, Guanyu gibi komutanlar piyade için konuşuyorum ve hatta Süvari'de de Nevski, Dearch gibi komutanlar, okçuda da Zuge, Herman gibi komutanlar maalesef arkadaşlar 1. ikinci sezondaki komutanlardan kat ve kat daha güçlü, kat ve kat daha iyi raporlar almanıza sebep olacaktır. Toparlamak gerekirse benim size nacizade tavsiyem arkadaşlar fetih sezonunda oyununuza devam edin çünkü fetih sezonu ödülleri az da olsa arttırıldı olaylar değişti konular değişti bu ne yine bir, biri bizi zincirlemiş hemen hallettik Ha bu konuya katılmazsınız, onaylamazsınız, buna saygı duyarım. Fakat varsa aksi görüşünüz veyahut da herhangi bir şekilde eleştiriniz lütfen yorumlara yazın. Yorumlarda bunu konuşabilir, tartışabiliriz. Tabii saygı çerçevesi içerisinde. Bazı yorumlar görüyorum, ya küfür etmeden ya da hakaret etmeden kendinizi ifade edemiyor musunuz? Ben gerçekten çok hayret ediyorum bazı durumlarda. Yani herkesin kendi fikri kendine, herkesin fikri farklı olabilir, farklı şeyler düşünebilir insanlar. Zaten bu videoları da o yüzden çekiyorum. Zaten Discord'da davetin de o yüzden arkadaşlar. Gelin anlatın, gelin konuşun. İnsanlar sürekli olarak Discord mesela bizim Discord'umuzu aktif olarak kullanıyorlar ve Discord'da çok fazla soru cevap oluyor. Gelin kullanın, hesaplayıcı gelin kullanın. Bunu herhangi bir YouTuber'ın Discord'unda da yapabilirsiniz. Arkadaşlar videoyu izledim de baya boş konuşmuşum. Hemen kısa özet yapıyorum. Gücünüzü yükseltin, cerole etkinlikleri veya diğer etkinliklerde rahatlayın. KVK 2'ye sürekli dönüp çantanızı bilmem savaşa, iyileştirmeye harcamayın. Gelişiminize odaklanıp ceroli gibi etkinliklerden çok daha fazla ödül alıp gelişiminizi hızlandırabilirsiniz. Konunun özeti bu. Bunu gerçekten 15 dakikada anlatmışım. Yani ben rahatsız oldum. Siz de izlerken muhtemelen rahatsız olacaktınız. O yüzden bu şekilde bölüyorum ve özetliyorum. Mesela kahramanların toplanması diye burada gördünüz. Bakın burada bir paket satılıyor. Hükümdar anahtarı veriyor. Hükümdar anahtarının işlevini zaten önceki videolarda ben size anlatmıştım. Burada görmüş olduğunuz bütün komutanları KVK ikisinden tutun. Fetih sezonuna kadar toplayabiliyorsunuz. Mesela benim Alex'im 5-5-1-1'di. Fakat şu anda Alex'in 5-5-1-2 üzerine 19 tane de kafa birikmiş. Kendi kendine birikti. Yani 40 desek ya da 45 desek 45 artı 19 kafa birikmiş. Benim. Yani ben harcamadım. Ben bir şey basmadım Alex'e. Sadece 5-5-1-1 yaptım ve bıraktım. Yani böyle bir durum var. Şimdi dilerseniz arkadaşlar yeni gelen Ete Sezonu etkinliklerinden gönül isteğini hep beraber yapalım. Gönül isteği adında bir etkinlik geliyor. Bu etkinlikte komutanları seçiyorsunuz, ilgilendiğiniz komutanları. Ve bu komutanların harcadığınız hükümdar anahtarından çıkma oranı artıyor. Ben Matilda koydum, Skipa koydum, Pakal, Guan ve Flavius koydum. Ekstradan da şöyle ödüller alabiliyorsunuz. Benim şu anda 47 tane anahtarım var. Ücretsiz bir çevirmem vardı. XP verdi. Yapacak bir şey yok. Şimdi bunu bir deneyelim. 10 tane açtık bakalım şansımıza ne çıkacak güzel. Hepsinden birer tane de kafa olsa aldık. Hayırlı olsun. Çok şanslı değiliz maalesef. 10 kafa da alabiliyorsunuz buradan. Ee, o zaten çok iyi. Ama yok. Yine bir 10 kafa göremedik. Yine bir Skipo kafası gördük ama tekrardan bir açalım. Evet yine bir 10 kafa göremedik. Matilda geldi, Flavius geldi, Goanyu geldi. Onun yanında da işte Ufak tefek gıdalar, hızlandırmalar, XP kitapları. Bir yerden sonra şu yıldız yetmiyor. Bu da önemli benim için. Son 10 tane kaldı. Evet bundan da çok güzel ödül alabildiğimizi söylemek mümkün değil ama en azından Margaret'larımız oldu iki adet. Sonra tek tek açalım. 50k XP geldi. Bir tane daha açalım. 5 tane daha açacağız. Flavius kafası geldi. Flavius'u öylesine koydum ama yok yani Flavius veriyor. Zaten ihtiyacımız olan hiçbir şey vermiyor böyle bu tarz etkinlikler. Skipo geldi. Güzel. Teşekkür ederim. Teşekkür edeyim de belki on kafa verir. Yok vermedi. Son anahtarımızı da harcadık. Bundan da maalesef çok güzel bir şey gelmedi ama yine de en azından yıldız geldi. Şu an zaten biliyorsunuz arkadaşlar bu hesabı artık mühendisliğe doğru götürüyorum ve Margaret'ın 7 tane kafası var. Yani 3 tane daha vereceğim. 2. seviyeyi görecek skill'lerinde ilk defa. Margaret ve de alıyor hazırlıyorum. E, bu videoyu ne zaman izlersiniz bilmiyorum ama KVK yetiştirebilirsem ki şu anda teknolojisi çok ileri bir düzeyde değil özellikle kuşatma makinaları olarak yani 8 8. Yine de iyi ama neden 9 olmasın? Neden 10 olmasın? Bunlara bir bakacağım. Bunu yetiştirebilirsem bir de birazcık T4 asker basabilirsem ki şu anda 50k T4'üm var. Margaret ve Gonzalo ile de savaşacağım. Video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Esen kalın. Hoşçakalın. Bay bay.